Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali'ndeyiz. Beyağaç tarhanasının özelliklerini öğrenebilir miyiz? Has özel tarhanamız, top tarhanamız. Yapılış aşaması ilk önce buğdaylarımızı temiz bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra taş değirmende yerme haline getiriyoruz. Daha sonra da yerme aşamasından sonra suyla birleşme hali. Suyla beraber pişirip soğuduktan sonra yoğurtla beraber yoğuruyoruz. 15-20 gün bunu her gün karıştırmak şartıyla karıştırıyoruz. Ondan sonra kurutmaya seriyoruz, kurutuyoruz. Beyağaç tarhanasının özelliği bir de 15-20 gün beklettiğimiz için bir de Eylül ayında yapıyoruz mesela. O yaz şeysi, böyle mevsiminin şeyini aldığı için çok güzel, aroması falan çok güzel oluyor yani. Tereyağı konarak yiyebiliyoruz. Piştikten sonra. Pişirirken içine neler koyuyorsunuz? İlk hali yarma buğday, nohut, su, tuz. İlk aşaması. Çorbasını yaparken de hayvanın gerdan tarafı olur. Herhangi bir et parçası olur. Bunu haşlatıyoruz. Kuru biber koyuyoruz. Piştikten sonra karnımızı koyuyoruz. En sonda tereyağlı salçayı beraber kavurup üzerine döküyoruz. Sarımsaklı sarımsak yapıyoruz. Sarımsak. Ondan sonra afiyet bir şekilde.